Selam dostlar, hoş geldiniz. Yeni bir günde tekrar birlikteyim sizlerle. Deniz Altın ben. Günlük Astroloji kanalımıza tekrar herkes hoş gelmiş. Evet, özel bir gün, güzel bir gün. Özellikle Cuma günü çok daha güzel. Ama bugünün özelliği de arkadaşlar, Güneş 14 derece Yengeç Burcu'nda ve Sirius yıldızıyla kavuşuyor. Sirius günleri denir. Buna astrolojide özeldir. Çok da mesela 14 derece bugün doğum günü olanlar veya Yengeç Burcu'nda 14 derecede özel bir yerleşimi bulunan dostlar ki özellikle yükselen köşe noktalar, güneş bu da en önemli unsur tabii ki. Çok şanslı bir yıldızdır açıkçası. Dileklerin uzun vadede veya da kısa vadede aslında gerçekleştiği, hayatımızda yeni bir dönemi başlatmak için bizim duygu ve düşüncelerimizi gerçekten hayata geçirmek için önemli etkiler veren bir yıldız. Şimdi bugün tam olarak Güneş Sirius'ta kavuşuyor ki eski astrologlar şöyle derler. Bu kavuşumda çok özel niyetler, çok özel dilekler, çok özel hayaller kurun, güzel hayaller kurun. Önümüzdeki bir yıl hayatımıza güzel şeyler gelsin diye söylenir. Şimdi bunun için ben size bir Sirius saati belirledim dostlar. 16.41, 17.54 tam güneş saati ve tabii ki güneşin de Sirius'ta gün boyu etkili. Aslında sadece bu saate bağımlı kalmanızı tavsiye etmiyorum ama bu saat bugün çok daha değerli, çok daha önemli olabilir. Hayallerinizi, niyetlerinizi, dileklerinizi lütfen canlandırın gözünüzde. Bu çok önemli. Sadece durup istemek yerine mutlaka not alın. Mutlaka zihninizde onu canlandırın, hissedin onu. Umarım güzel şeyler, güzel bir dönem, güzel bir kadersel dönem hepimiz için başlar sevgili dostlarım. Evet, böyle güzel bir haberle başladık bugünkü yayınımıza. Evet, şu anda bu yayını çektiğim anda 5 Temmuz akşam saat 5.30 sıralarında çekiyorum ve size 6 Temmuz gününden bahsedeceğiz sevgili dostlar. 6 ve 7 Temmuz. Şimdi Perşembe günü evet Sirius kavuşumu var ama gökyüzündeki açılar biraz sert. Onları dün de bahsettiğimiz gibi biraz üzerinden geçelim isterseniz ki özellikle bugün farklı bir anlatım size sunacağım arkadaşlar. Bugün için güneş ve ay önemli biliyorsunuz astrolojide. Şimdi güneş böyle bir Sirius'ta kavuşunca tabi bazı orta noktalara da bakmak gerekiyor. Mesela hangi burçlar neyden önemli ölçüde destek alabilir diye. Mesela Güneş Sirius'ta 14 derecede bugün kavuşuyor. Pırıl pırıl gökyüzünün en parlak yıldızlarından bu arada. Bilmeyenler için hatırlatalım. Bizim için astrolojide Güneş ve Ay'ın tam olarak orta noktası çok önemli. Bakalım bugün oraya ne düşüyor sevgili dostlar. Evet. Tam olarak 27 derece, 29 derece Koç burcunda Güneş Sirius yıldızının aslında orta noktası diyebiliriz. Bu da bizim için neydi? Dün bahsettik. Tutulmaları etkileyen derecedir. Özellikle bu bizim için değil de daha çok toplumsal alanlarda belki biraz seslerin yükselebileceği bir durum olabilir. Ama tutulmadan etki alan dostlar Sirius'un sürprizlerinden de faydalanabilirler. Çok güzel haberler gelebilir. Bazen mucizeleri de işaret eder. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Sirius çünkü parlayan bir yıldız olduğu için mesela ünlüleri ün getiren, işte biraz hayatta çok fark edilmeyi, dikkat çekmeyi anlatan ki çok ünlü insanlar var. Mesela Güneş'inin Sirius'la kavuştu veya yükselenin Sirius'la kavuştu. Gerçekten bu insanlar hayatta şanslı ve başarılı olurlar. Ve bu güzellikler, bu enerjiler bizlere de gelebilir tabii ki. İlla 14 derecede yani güneşiniz olması gerekmiyor. Belki doğum haritanızda özel bir noktada özel bir dereceniz vardır. Ve bu güzel etkiden faydalanabilirsiniz. Hepimiz inşallah nerede nasıl kolaylıkla olacaksa ve bizim hayrımıza olacaksa gelsin Sirius'un pırıltıları hayatımıza şöyle yağsın inşallah sevgili dostlarım. Evet, bugün 29 derece de önemli. Bir derece daha vereceğim sizlere bugün bizim için. Bunun da önemli olacağını düşünüyorum. Mesela 0 derece Oğlak. Oğlak Burcu'nun ilk derecesi. Çünkü neden önemli? Dost, arkadaş, ilişkileri, sevdiğimiz insanlar, oradan alacağımız güçler çok önemli olabilir. Çünkü bu ana
Biliyorsunuz ki 1 derecelik kuzey düğüm açı yapıyor. Dolayısıyla bu da bizim için önemli. Şimdi Aykova burcunda doğal olarak Sirius'u mesela hangi burçlar daha çok görüyor? Mesela aşk ve ilişkiler adına bugün çok güzel bir gün olabilir. Özellikle bazı burçlar, kimler diyelim, 14 derece balık. İlişkiler, parayla ilgili yine fevkalade güzel olabilir. Yine 14 derece balık. Biraz daha içsel huzuru sağlamak, şans ve fırsatlar, manevi güç ve akışta kalmak çok önemli olacaktır. Dediğim gibi gerçekten önemli olacağını düşünüyorum aşkla ilgili konularda. Başka nerede destek alabiliriz? Onu da söyleyelim sevgili dostlar. Mesela 15 derece Oğlak. Evlilik, ortaklık, gayrimenkuller, özellikle burada anlaşmazlıklar varsa, para, finansal konularda, işte biliyorsunuz gündemimizde şu an ne var? Maaş zamları var. Ondan sonra bir türlü netleşemeyen, işte bir sürü teferruatları olan, yok o eklenecek, bu düşecek, şu olacak, bu olacak gibi durumlar var. Bizim hayattan dedim ya size, çok dün beklentilerinizi yukarıda tutmayın. Fakat bugün ve cuma günü işte bu beklentileriniz ne kadar aşağıda olursa, ne kadar sakin olursanız, inanın güzel sürpriz gelişmeler, haberler alabiliriz sevgili dostlarım. Bugün için yine bir ne verelim mesela? Evet, bir tarih daha veriyorum. Saat ve burç veriyorum daha doğrusu. Teraziler. Terazi burcunun ilk dereceleri veya ilk günleri, bakın, önemli olabilir bugün sevgili dostlar. İlişkiler adına, çünkü 29 derecede ay güneş orta noktası var. Böyle kabullenme günleri diyebilirim. Beklentiler neredeyse orada çalışacak. Bunu söyleyelim. Yani tam tersi çalışabilecek, onu söyleyelim. O yüzden 0 derece, 0 ila 5 derece arası desek daha doğru olacak. Terazi burçları da bugün özellikle ilişkiler, para, finans gibi ortaklı işler ve biraz önce dediğim gibi 15 derece Oğlak'ta köklü konular için, mesela işle ilgili konular, bir hastalığın süreciyle ilgili konu için güzel bir etki alıyor. Evet, bugün sizlere klasik astrolojiden örnekler gösterdim sevgili dostlar. Mesela bugün için yine güzel bir şey daha söyleyerek sonra bizim normal akışımıza, günün içindeki açılardan bahsedeceğim sizlere. Sirius'u lütfen unutmayın. Çok etkili bir yıldızdır. Parlaklığıyla bize, tüm gücüyle aslında, ihtişamla böyle parlayacak. O yüzden dilek ve dualarınızı sakın sakın bugün ihmal etmeyin dostlarım. Evet, 0 dereceler önemli dedik. Çünkü arkadaşlar bugün, hemen şimdi onun da açılımı yapacağım sizlere. Saat 16.40'ta Kova burcundaki ay boşluğa girecek ve 19.30'a kadar boşlukta. 19.32'de de Balık burcuna geçiş yapacak. Evet, yani gündüzün böyle akşam saatlerine kadar enerjiler biraz daha agresif, ama akşam saat 8'den sonra, 19.20-32'den sonra olaylar biraz daha akışta gitmeye başlayacak. Şimdi bugün dikkatli olacağız. Şu dilimizi tutmamız lazım. Onu hatırlatmak istiyorum. Çünkü Merkür Şiron karesiyle başlayacağız. 6 Temmuz Perşembe gününe sabah saatlerinde 6.27, 7.27 Merkür Şiron karesi var. Hemen ardından bakın, yine 06.29'da Ay Uranüs karesi, sabah 9.37, 10.37 Ay Venüs'ün karşından geçiyor. Bakın 15.41, 16.41 Ay Mars karşıtlığı gibi, bla böyle uzuyor liste. Son açısını da saat kaçta yapıyormuş? Aynen öyle. 16.41'de zaten boşluğa giriyor. Ay Mars'ın karşısından geçerek. Yani sizin anlayacağınız, agresyonu biraz yüksek bir gün. İlişkilerde çetrefilli durumlar olabilir. Aynı zamanda sosyal ilişkilerimiz. Tam bir şeye karar vermişken hop diye gündem değişebilir. Özellikle mesela bir seyahat, sosyal projeler, sorumluluklarla ilgili konular, mesela toplantı iptalleri olabilir. Açıkçası proje iptalleri olabilir. Herhangi bir şeyde, durumda görev değişiklikleri gelebilir. Sevgili dostlar. Evet, gece saatleri güzel. Gece saatlerinden sonra, bugünden ziyade zaten cuma günü bizim için çok daha güzel bir gün. Dün de bahsettiğim gibi artık Ay Balık burcunda Satürn'le kavuşacak. Tüm yengeç stellyumuna çok güzel açılar olacak.
Dolayısıyla da çok keyifli bir cuma günü bizi bekliyor. Bugün çok da böyle keyifli olmasa da. Şimdi bugün çok keyifli değil ama. Mesela önce saatlerimi vereyim. Ondan sonra bu detaya devam etmek istiyorum. Bugün güzel saatler arkadaşlar. 9:22-10:35. Eğer yakalayabilirseniz gayet güzel olabilir. Bir konuda girişmek. Biliyorsunuz ay küçülüyor. Unutmayın. Neticeye daha çabuk varmak için bence değerlendirilebilir bir saat. 10 gidi 4, 19:08. Yine harika bir saat. Ay böyle hemen hemen balık burcuna geçmiş olacak. İlişkiler için, para için, kendi sevdiğimiz bir şeyleri hayata geçirmek için kullanın. 00:15, 01:48 gece saatleri de çok 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 güzel bir saat. Özellikle demin dediğim gibi işte dua etmek, istemek, ibadet etmek, doğru zamanda, doğru anda, doğru şekilde dua etmek. Ağzımız ve zihnimizin bir olması lazım, unutmayın. Ve tekrar hatırlatalım, bugün Sirius günü 16:41, 17:54 arasını dua etmek için, ibadet etmek için, çok istediğiniz bir şeyi dilemek için. Bu tamamen sizin tercihiniz. Nasıl dua etmek istediğiniz. Kimisi sadece düşünerek eder bunu. Bazısı yazarak eder. Kimisi namaz kılarak eder. Kimisi mumunu yakarak eder. Nasıl istiyorsanız. Önemli olan sizin istemeniz. Çok güzel bir gün. Aslında günler, Sirius günleri sevgili dostlar. Şimdi devam edersek eğer bugün. Bu Uranüs'ün sert açıları tabii ki daha çok bizim için beklenmeyeni getirir. Yani biraz böyle heyecan, stres, işte diyelim ki bir haber bekliyorsunuz ama onu çok da mutlu şekilde getirmeyebilirler size. Sabah başlıyor, tam böyle Merkür Şiron'la. Yani keyifsiz bir sabah uyanabiliriz açıkçası. Ama tabii ki herkes için değil, kesinlikle herkes için değil. Kimler için olabileceğini hemen sizlere söyleyelim. Merkür'e bakıyoruz. 21 derece mesela. 21 derece öncü burçlar. Bunlar kim? Yengeç, Koç. Efendim daha çok etki alacaktır bu durumlardan ve tabii ki teraziler. Yengeç, Koç, terazi. Buradan oğlaklar için çok belki etkili olmayabilir. Güzel. Oğlaklar güzel etki alabilirler açıkçası. Böyle bir şey, saat ve etki var. Ve bugünün yine bir takım konularda öne çıkmak için uğraşılan durumlar varsa, özellikle sabit grup burçlar için söylüyorum bunu. Kova, Aslan, Akrep, Boğa burçları. Bugün yine geçmişte yaşadığımız, daha doğrusu son 2 aydır gündemimizde olan bir takım konularda bazı gelişmeler yaşanabilir açıkçası. Ve bu gelişmeler daha çok bir süreci ilgilendirecektir. Bu süreç kabullenmekle de tabii ki alakalı. Eğer kabullendiğiniz, artık bu var, ben bununla baş ederim diye niyet ettiyseniz, karar verseniz üstesinden gelebilirsiniz açıkçası. Hani süreci tekrar başa sarmak gibi diyebiliriz. Yerli yerine oturmamış durumlar bir daha gündemimize gelebilir. Bunlar en çok da sağlıkla ilgili olacağını düşünüyorum. Finansla ilgili, para, finans ve daha çok asabi durumları aslında tetikleyecek durumlar olacaktır. Aile, biraz aile içindeki dinamikler söz konusu olabilir. Evet, bugün arkadaşlar artık düğümler tam 0 derecede. Akrep ve Boğa aslında dün bahsettik, biliyorsunuz düğümler 0 derece aslında ilk derece gibi görünüyor ama aslında son derecedir. Ve bugün sürprizler yaşanabilir bakın. Yani düğümlerin böyle son, artık düğüm değil, her gezegen bizim için analitiktir ya, son derece. Biraz önce ne dedim size? Özellikle iç sürpriz ilişkiler getirebilir. Beklenmedik haberler. Çünkü ben bunu Sirius'tan bekliyorum açıkçası. Düğümler de bu noktada. İlişkiler ve aşkla ilgili de önemli durumlar var. Mesela tam olarak akşam saat 20:32. Ay balığa geçiyor. Satürn'ün yanında direkt güney düğümü açı yapıyor. Uygun açıyor, güzel açı yapıyor. Kuzey düğümü açı yapıyor. Ve günün, yani bir sonraki, yani cuma gününün etkileri işte tam olarak akşam 8:30'da hayatımıza girecek sevgili dostlarım. İşte böyle bir gün. Keyifli gibi olmayabilirsiniz ama yarın akşam keyfinizin yerine geleceğine çok eminim ben. Umarım her şey gönlünüzce olsun, güzel olsun sevgili dostlar. Şimdi motivasyon düşenler için şunu söylemek istiyorum. Yengeç burcunda bir Merkür var. Şimdi
yengeç stadyumu yüksek. Genelde yengeç biraz böyle haritada dip noktada olduğu için, yani tam haritanın dibi. Aslında aile diyoruz ama daha çok bizim iç yüzümüzü, duygu halimizi, görünmeyen tarafımızı. Merkür yengeçte o kadar hızlı düşünceler değişir ki, duygularımız gibi aynen. Karar vermişken hop oradan atlarsınız, buraya dalarsınız. Yani burada çok sağlıklı kararlar alınamayabilir açıkçası. O yüzden bugün düşünün, niyet edin ve bunları uygulamak için Cuma gününü kullanın diye sizlere güzel bir tavsiyede bulunmuş oluyorum. Çünkü Cuma günü bakın, ben yine de saat vereceğim. Bakarsınız video çekemem falan. Mesela sabah 6'da, 5'te başlıyor aslında. Merkür Uranüs'e, Ay Satürn'e kavuşuyor. Saat 12 Jüpiter, Jüpiter 12 sıralarında Ay'la 3 seksil yapıyor ve akşam 20'de Ay Güneş üçgeni var. Yani bugün girişim yapmak, parasal konuları toparlamak, önemli konuları konuşmak için ayın 7'si şahane sevgili dostlarım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Bugün Instagram'da ilk defa bu saçsız halimle şey paylaştım. Dünkü videonun fotoğrafını şeyde, story'de. Tabii görmeyen arkadaşlar sordular orada. Aa, ne oldu saçlarınıza falan diye. Ben de şimdi herkese de nasıl açıklayayım tek tek. Çünkü zaten yayında söylemiştim. Yine buradan açıklıyorum. Sağlık sorunu yaşadığım için böyle ama gayet iyiyim. Merak etmeyin sevgili dostlarım. Yarın sabah bu arada 2 gün hastanede kalabilirim tedavim için. Hani doktor daha rahat edebilirsin dedi. O ilacı alacağım çünkü yarın öbür gün. Dualarınızı eksik etmeyin. Her yerde nerede kim varsa Allah da şifa versin diyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.